Büyük bir bombalama var. Bütün duman Gazze semalarını kapladı. Bunu bir anlatır mısın dedi. Teşekkür ederim. Ders Anadolu Ajansı'nın şu anda anlık canlı yayını. İşte 2,5 milyonluk Gazze. Biner biner, beş biner beş biner katlediliyorlar. Dünyanın gözleri önünde katlediliyorlar. Şimdi yıl 2023. Dünyanın şu kameraların gözleri önünde. Filistinli kardeşlerimizin, Filistinlilerin, bırakın kardeşi, insan insan tehcir edildiğinin görüntüsünü yansıtacağım sizlere. Tehcir ne demek? İsrail ordusu, tanklar, namlular çevrilmiş. Binlerce Filistinli öldürülmemek için ellerinde beyaz bayrak, evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda bırakılıyor. O anların görüntüsü var ama vefat sayısı, ölüm sayısı her geçen dakika dakika arttığı için her yapılan haberden sonra gene insanlar yaşamını yitiriyor. Ne kadar zor bu cümleleri kurmak. Arkadaşlarımızın toparladığı haber. Ama savaşın demeyelim. İsrail'in soykırımının 31. gününün toparlama haberi. Ölüm rakamları mı? Çok daha fazla. Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlamıştı. Filistinli direniş örgütleriyle İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve toplar kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerine hedef aldı. O yerlerden biri de Rafah kentindeki Şabbura mülteci kampıydı. El Hamayda ailesinin evi de bombaların hedefi oldu. Filistin resmi haber ajansı Vafa duyurdu. Biri kadın, 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinin Tel El Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresi, Şatı ve El Megazi mülteci kampları, Zeytun Mahallesi ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yer İsrail uçaklarının ve topçu birliklerinin bombardımanına maruz kaldı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Filistin Kızılay'ı duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini 2 füzeyle vurdu. Yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu. Gazze ve Kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılmasını istedi. Kudüs Hastanesi'nde 48 saat, Avde Hastanesi'nde 30 saat, Endonezya Hastanesi'nde 24 saat. Hastane kaynakları kaç saatlik yakıt kaldığını açıkladı. Endonezya Hastanesi'nde bazı bölümlerin hizmet dışı kaldığı duyuruldu. Ölü ve yaralı sayısı da her geçen saat artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. 4104 çocuk, 2641 kadın, İsrail'in saldırılarında 10.022 Filistinli hayatını kaybetti. En az 25.000 kişi yaralandı. İsrail basını da ölü ve yaralı sayılarını duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345 İsrail askeri öldü. 1400'den fazla İsrailli de hayatını kaybetti. 5132 kişi de yaralandı. İşgal güçleri Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Hanan beldesinde bulunan ayrım duvarı yakınlarında iki Filistinli gence ateş açtı. İki genç Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırıldı. 19 yaşındaki Mücahit Kamil El Matari hayatını kaybetti. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail ve Yahudi yerleşimciler 160 Filistinli'yi öldürdü. Filistin Kızılay'ı duyurdu. 5 Kasım'da 25, 6 Kasım'da 93 Gazze insani yardım taşıyan 118 yardım tırı da Refah sınır kapısından abluk altındaki Gazze şeridine ulaştı. 7 Ekim'den bu yana 10.000 Filistinli'nin öldürülmesi insanlığın temel değerlerine meydan okuyor. Açıklama Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatöründen. Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü ifadelerini kullandı. Türkiye'deki barış akademisyenleri de Gazze'deki katliamlara ilişkin İsrail'e dur de bildirisi yayınladı. Bildiriye 190 akademisyen imza attı. Bildiride Türkiye'nin İsrail'le askeri, ticari ve diplomatik ilişkilerini kesmesi istendi. Haberci olarak yaşadığımız acıyı da hissetmenizi isterim. İnsan olarak zaten hissediyoruz da. Bakın canlı görüntü. Gazze'nin semaları büyük patlamanın ardından binlerce ton, iki atom bombası büyüklüğünde şu ana kadar bomba kullanıldı. Onun izleri, son bombalamayı görüyorsunuz. Her haber yapıldıktan sonra aşağıda haber merkezimizde yeni canlar yitiriliyor. Buyurun. 10.328 kısa bir süre için yitirilen can sayısı. 4.237'si çocuk. Yeni canlar yitirilecek. Ve dünya hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Gücü olanlar İsrail'in soykırımının yanında.
Yıl 2023. Dünya, teknoloji, insanlık, iletişim. Yaşanan dünya savaşlarından alınan ders hiçbir işe yaramıyor. Tehcir ne demek? Memleketinden, yurdundan, baba ocağından, toprağından insanları zorla söküp bambaşka coğrafyalara sürmek. Ve şu dakikalarda Kuzey-Güney böldüler İsrail ordusu Gazze'yi ve ellerinde beyaz bayrak bizi vurmayın diyen Filistinlileri başka coğrafyalara sürüyor. Tehcirin görüntüsü aksın lütfen. Görüntüler çok taze, çok yeni. İnsanın canını çok yakıyor. Gazze ortadan ikiye bölündü. Ellerdeki beyaz bayrakları görüyor musunuz? Modern insanlığın yüz karasına tanıklık ediyorsunuz. Netanyahu yönetimi Filistinlileri işte göz göre göre tehcire tabi tutuyor. Genç arkadaşlarım, tehcir, zorla gönderme. Topraklarından, şu gördüğünüz kahverengi topraklar Filistinlilerin toprağı. Ama soykırım zoruyla işte bambaşka coğrafyalara sürülüyorlar. Haber merkezimize kısa süre önce geldi. Ellerdeki beyaz bayrakları görüyorsunuz. Orada İsrail tankı ve askerine bizi vurmayın. Beyaz bayrak çekilmiş. Zorla tehcir ediliyor Filistinli Müslüman ve evinden çok uzak noktalara zorla götürülüyor. Yoksa öldürüleceksiniz. Yoksa canınızı alacağız. Dünya mı? İnsanlık mı? Tarihte yaşananlar mı? Kimin umrunda? Dünün mağdurları bugünün zalimleri oldu. Gerçekten çok acı. Tekrar edeyim mi? İkinci Dünya Savaşı. Dünün mağdurları bugünün zalimleri oldu. Tolga Şardan müjdeler olsun. Tahliye edildi. Son cümlelerini alabilirim. Biz gazeteciyiz. Sonuç itibariyle gazetecilik yapıyoruz. Aynı sözlerle cezaevinden çıktı 35 yıllık gazeteci Tolga Şardan, Ankara'nın Tolga abisi. Nihayetinde biz gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz. Yarın ne olur bilemiyoruz ama sonuç itibariyle bu mesleği yapmaya devam edeceğiz. İlk sözleri içeride kalan meslektaşları içindi. Cezaevinde olan diğer meslektaşlarımız var. Bir an önce onların da ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum ben. Yeni Türkiye Yüzyılı geçtiğimiz hafta başladı. Gazetecilere soruşturmalar, evlerinden gözaltı, tutuklamalar. Yargıda çürüme iddiaları sık sık gündemdeydi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar rüşvet iddialarını bizzat anlattı. Gazeteciler de peşine düştü. Yargıdaki rüşvet çarkı ortaya çıksın, çürümenin kaynağı bulunsun diye. Ancak yargıda çürümenin faturası sorgulayan bir gazeteciye, Tolga Şardan'a kesildi. Şardan, MIT'in yargı raporunda neler var başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandı.